piyasa masasından günaydın, iyi haftalar diliyoruz. Ben Zeynep Erataman, Bloomberg HT Para ve Sermaye Piyasaları Müdürümüz Ebru Usta ile birlikteyiz. Yeni haftaya başlarken neler bilmek lazım, detaylarını konuşacağız. Öncelikle ALB yatırıma dönüyoruz. Satış ve Pazarlama Direktörü Meryem Gürsoy bizimle beraber. Meryem, tarım dışı istihdamı konuşuruz derken bir anda kendimizi SVB skandalının ortasında bulduk. İçeride döndüğümüzde de bu hafta cari denge gibi önemli verileri karşılayacağız. Neler bilmek lazım piyasa açılışı öncesinde? Zeynep, iyi haftalar. Öncelikle yayınlar dilerim. Evet, aslında Cuma günü önemli bir gündü. Beklentilerin üzerinde gelen bir tarım dışı istihdam verisi vardı. Ve sonrasında da baktığımız zaman küresel tarafta kırmızı bir tabloyla da karşı karşıya kalmıştık. Zaten geçtiğimiz hafta Fed'in açıklamalarında da faiz artışıyla ilgili artık 25 değil 50 bas puanlık bir faiz artışına gider sinyallerini alıyorduk. Ama açıkçası tarım dışı istihdam verisinden sonra bu ihtimal daha da güçlendi diyebiliriz. Ki bu hafta yine ABD tarafından da enflasyon verisini alacağız ve bu veride açıkçası Fed'in çizeceği para politikası açısından oldukça önemli olacak. Ama diğer taraftan senin de söylediğin gibi SVB skandalıyla da karşı karşıya kaldık ve bu da tabii yine küresel taraftaki hisse senetleri piyasasında negatif etkiye sebep oldu diyebiliriz. Umuyoruz ki açıkçası o taraftaki olumsuz havanın bize içeride sirayet etmemesi. Çünkü bize baktığımız zaman biz geçtiğimiz hafta %3.3'ün üzerinde bir yükselişle kaydettik. Ki aslında yükseliş daha fazlaydı ama haftanın sonuna doğru gelen satışlarla bu getirilerin bir kısmının da törpülendiğini gördük. Şimdi dolayısıyla içeride bize baktığımız zaman endekste bizde tatlı bir yükseliş ivmesi var. Yani burada çok sert bir yeni bir periyottan bahsetmek zaten hani böyle bir durum yok ama baktığımız zaman da endeksin çok güzel tatlı tatlı yukarı yönlü hareket ettiğini, yukarı istekli olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta bankacılık endeksinde bir hareketlilik vardı ki bunu bir miktar yabancı alışı olarak değerlendirdi piyasa. Ki bunun devamı gelirse, çünkü bu sadece bir ön gösteri diyebiliriz. Eğer bunun devamı gelirse endeksin zaten yukarı yönlü isteği mevcut. Dolayısıyla bu noktada hareketini de daha güçlendirebilir diye düşünüyorum Zeynep. Bunun dışında genel olarak endeksle ilgili 5500 direnci teknik seviyeleri konuşacak olursak önemli bir seviye. Çünkü burayı da birkaç kez denediğini görüyoruz ama kıramadığını da görüyoruz. Bu hafta açıkçası bu 5500 direncini kırıp kırmadığını izleyeceğiz endeksin. Ama diğer taraftan da siyasetin ön planda olduğu, siyasi gelişmelerin de oldukça yoğun olduğu bir süreç içerisinde olduğumuzu unutmamamız gerektiğini ekleyebilirim Zeynep. ALB Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Meryem Gürsoy, çok teşekkür ederiz. Yeni haftaya başlarken aktardıkların için Ebru, biz de Meryem'in kaldığı yerden devam edelim istersen. Küresel piyasalarda ana gündem SVB. Bunun ardından diğer bankalarda da sorunlar olduğu ortaya çıkmaya başladı. Perşembe günü SVB ve Silvergate Silikon Vadisi Bankası'nda %60'ın üzerinde hisselerde düşüş yaşanmıştı. Aslında bunun en temel sebebi mevduat çıkışlarıydı. Kaynak burası. Şirketin, bankanın teknoloji şirketleriyle çalıştığını biliyoruz. FTX skandalının ardından, kripto para borsası FTX'in iflas etmesinin ardından müşterilerde bir tedirginlik oluşmuştu ve müşteri mevduatlarında %50'yi aşan kayıplar olmuştu. Keza tahvil faizleri yükselince tabii bankaların elindeki işte kağıtların da değerleri düştüğü için bir miktar sıkıntı var. Bir de işte 21 milyar dolarlık bu tip bir portföyü satarken 1.8 milyar dolar da zarar etti bahsettiğimiz banka. Bütün bunlar tabii yatırımcıyı tedirgin ediyor. Evet, aslında cuma gününden önceye sardığımızda mevduat çıkışlarından kaynaklı likitte sorunu ortaya çıkmıştı bankada. Bu likitte sorununu kapatabilmek için elindeki tahvilleri satmak zorunda kaldı Silvergate Bankası. Aslında düşük faizle alınan tahviller, faizler yükseldiği için zarar yazılmak zorunda kaldı. Yani bu dönemlerde bankalar aslında faiz oynaklığında ellerindeki mevcut tahvilleri satmadıkları takdirde zarar yazmıyorlar. Ancak satmak zorunda kaldığı için mevduat çıkışlarından zarar realize oldu. Bu açıklamanın ardından Silikon Vadisi Bankası 2,25 milyar dolarlık bir sermaye artırma kararı aldı çarşamba günü. Bu haberle birlikte aslında sorunlar su üstüne çıkmaya başladı. Bunun ardından acaba diğer bankalarda da bu tarz sorunlar var mı endişesiyle müşteriler mevduatlarını diğer bankalardan da çekmeye başladılar ve diğer bankalarda sermaye artırım kararı aldılar. Bu banka, bahsettiğimiz SVB Financial Group, aslında çok büyük bir banka değil. 15. sırada Silikon Vadisi Bankası da
büyüklük olarak Amerika bankaları içerisinde. Ancak bunun küresel bir riske dönüşme ihtimali, zincirleme bir riske dönüşme ihtimali bütün ABD'yi korkutmuş durumda. Bunun ardından gelen tabii hafta sonu açıklamalar oldu. Hazine Bakanı Yellen tarafından da açıklamalar geldi. Kurtarmayacaklarını bu bankalar açıkladı Yellen. Bunun ardından Türkiye'nin TMSF'si diye bilinen Amerika'daki kurum açıklamalar yaptı. Amerika'da bankalarda 250 bin dolarlık kısım, mevduatın 250 bin dolarlık kısmı sigorta kapsamında. Bunun genişletilmesiyle ilgili görüşmeler sürüyor. Bugün de açıklamalar geldi. Tabii bu açıklamalar bankacılık endekslerinde önemli satışlara neden oldu. Cuma günü de devam etti. Cuma günü SVB Financial Group'un hissedeki oynaklık satışlarla birlikte %60'lık düşüşün ardından Cuma günü de açılış öncesi seansta yine %50'lik bir düşüş vardı. İşleme kapatıldı. SVB Financial Group ve Signature Bank'a kayyum atandı. First Republic Bank, Westpac Bank gibi şirketlerde de bu bankalarda da sorunlar olduğu belirtiliyor. Bugün yine Fed'in bir toplantısının olması bekleniyor. Biden'ın açıklamaları olacak öğleden sonraki saatlerde. Ancak bir miktar yine toparlama görüyoruz. Çünkü bu bankaların satılması gündemde ya da işte mevduat büyüklüklerinin 250 bin dolardan tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesi gündemde. Bu tarz haber akışlarıyla bir miktar toparlanma olabilir bankacılık endekslerinde. Bize sirayet eden kısmı küresel risk iştahının negatif olması kısmıydı. Cuma günü BIST 100 endeksi %1,13 düşüşle kapattı. Bankacılık endeksi artıdaydı. Biz pozitif ayrışmış durumdayız. Bankacılık endeksi geçen haftanın tamamında zaten borsadan da pozitif ayrışmıştı. Sanayi endeks %1,84 düşüşle kapattı. Cuma günü ulaştırma endeksi de %1,4 düşüşle kapattı. Burada en önemli etken Ereğli'ydi. Ereğli ve İskenderun Demirçelik Cuma günü temettü dağıtmama kararını açıklamıştı. Borsamızda da en çok izlenen hisse Ereğli oldu. Cuma günü %5,2 civarında bir kayıpla günü tamamladı Ereğli. Ereğli'nin temettü dağıtmama kararı tabii depremden kardeş kuruluşunun önemli ölçüde etkilenmesi olabilir. Pay geri alımı açıkladı. Henüz net tutarı bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde açıklama gelecek. Biraz önce de Ereğli tarafından bir açıklama geldi. ArcelorMittal'in satışları vardı. %12, %13 civarında bir payı vardı Ereğli Demirçelik'te ArcelorMittal'in. Bunu geçtiğimiz son aylarda yavaş yavaş satmaya başlamıştı. Biraz önce gelen kapı açıklamasında da %5'in altına gerilediği görülüyor pay oranının. %4,88'e geriledi ArcelorMittal'in. Ereğli Demirçelik'teki payı %5'in altına indiğinde bir pay sahipliğinin açıklama gelmesi gerekiyor. Biraz önce de bu doğrultuda %4,88'e gerilediğiyle ilgili bir açıklama geldi. ArcelorMittal'in Erdemir'deki hisse tutarı da 170 milyon lot civarında kalmış. Şimdi tabii şirket haberleri tarafında eminim ki Ereğli Demirçelik yatırımcısının merakla takip ettiği bir başlıktı bu. Dolayısıyla en azından bunu da bir netliğe kavuşturmuş olduk. Diğer şirket haberi başlıklarıyla da devam edelim istersen. Bugün bilançolar için son gün Zeynep. Evet. 13 Mart. Birçok bilanço geldi Cuma kapanışıyla birlikte. Ancak gelmeyenlerden de bahsedeyim. Gelmeyenler Sasa, Gesan, Bimaş, bizim yani bugün gelebilecek bunlar. Yataş, gübre fabrikaları, RGS Çelik Boru, Odaş, Klimasan, Ahlatçı Doğalgaz, Bioen, Naten, Sanko, RT Lab, Göknur Gıda ve Bülbüloğlu Vinç Sanayi gibi birçok şirketin henüz bilançosu gelmedi. Ama şunu da altını çizelim, deprem bölgesinde faaliyet gösteren işte Sasa gibi, Hatek, Arslan gibi şirketlerin bilanço tarihi için 10 Mayıs'a kadar süre verilmişti. Bunu da belirtmekte fayda var çünkü Sasa gibi şirketleri bekleyen, bilançolarını bekleyen muhakkak yatırımcılarımız var. Onlar deprem bölgesinde Adana'da faaliyet gösterdiği için onunla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Bu arada şunu da belirteyim. Cuma günü açıklama fırsatımız olmadı ama SPK bülteni açıklanmıştı. Yeni bir halk arz gelmişti. Sinangil unları olarak bilinen Eksun Gıda'ya SPK onayı gelmişti. Bu hafta talep toplaması başlayacak. 15, 16, 17 Mart tarihlerinde halk arz büyüklüğü 980 milyon, hisse fiyatı 48.90, %20 iskontolu olarak bireysele %50 pay ayrılmış durumda, bireysele eşit dağıtım.
Şimdi borsada %0.56 yukarıda açıldı. Yurt dışına dediğiniz gibi çok iç açıcı bir risk iştahı yok ama bizde açılış pozitif 5414 puanda 30 puanlık bir yükselişe işaret ediyor. BIST 100 ana endeksin haftaya başladığı seviye. Dolar TL burada 18.96.71'e gelmiş vaziyette, onu da aktaralım. Mali endekste yine %0.50, sanayi endekste %0.45 ve banka endeksinde de %0.30'luk bir yükseliş olduğunu görüyoruz an itibariyle. Turizm endeksi yine yeni haftaya başlarken %0.34 yukarıda, ulaştırma endeksi de %0.71'lik bir primle haftayı açmış vaziyette. Kurlar tarafına döndüğümüzde sabah TL'de değer kaybına uyanmıştık. Euro TL tarafı da şu anda 20.36'ya doğru hamlelerle kabaca %1 kadar yukarıda. Paritede tarım dışı istihdam ve SVB ile ilgili haber akışı sonrası 1.07.30'ların üzerine attı. Dolar endeksi 103'lere geri çekilirken bunun da bir miktar içeride yansımasını bilhassa Euro TL cephesinde takip ediyoruz yeni haftaya girerken diyelim. İstersen Merkez Bankası'nın son düzenlemesinden biraz bahsedeyim Zeynep. Evet. Cuma akşam saatlerinde bankalara gönderdiği yazıda Merkez Bankası yeni bir düzenleme yaptı. Bu düzenleme ihtiyaç kredilerinin kredi faiz oranları ile ilgili. Burada ticari kredilerle ilgili bu zamana kadar önemli düzenlemeler yapılmıştı. Ticari kredi faiz oranlarında ciddi geri çekilmeler görülmüştü. Yani %12'ler seviyesine kadar geri çekilen ticari kredi ortalaması görüyoruz. Kredi faiz oranlarında şu an ekranlarda %12,97'ye kadar ticari kredi faizi geri çekilmişti düzenlemeler sonrasında. Bu kez getirilen yeni düzenlemeyle oto ve konut kredileri haricinde verilecek ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet düzenlemesi gelmiş. Yani bankalara şöyle bir düzenleme getirilmiş. En yüksek aylık faiz %1,37 olmak zorunda ihtiyaç kredilerinde. Şu an faizler %2'ler civarında aylık ihtiyaç kredilerinde. Bunun %1,37'ye kadar geri çekilmesi isteniyor. Eğer çekilmezse bankalar tarafından menkul kıymet alma zorunluluğu getiriliyor. Bu aynı şekilde ticari kredilerde de vardı. Bu kez ihtiyaç kredilerine de getirildiğini görüyoruz. Ticari krediler düzenlemeler sonrası zaten %12,9'a kadar geri çekilmişti. Bu Merkez Bankası'nın verilerine göre bankaların ortalama faizleri. Diğer taraftan ihtiyaç kredileri en son %25,47 seviyesindeydi. Burada da geri çekilmeler ya göreceğiz 16,5'lara kadar yıllık bazda, ya bankalar bu faizi indirmezlerse menkul kıymet almak zorunda kalacaklar. Sabit faizli menkul kıymet 5 yıl ve üzeri vadeli. Ya da şöyle bir yol olabilir. Tabii banka analistlerinde bahsettiği şey, bu faiz menkul kıymet tutmak istenmediğinden faiz düşürülür. Ancak kredi limitlerine ticari kredilerde olduğu gibi sınırlamalar getirilebilir. Bu yönde bir görüş de var. Bu arada bankalarda ters kredi mevduat makasında da artış görüyoruz. Çünkü kredi faiz oranları düşerken mevduat faizlerinde yükselişler görüyoruz. Mevduat faizleri şu anda 2003 yılı Aralık ayı seviyelerine yükselmiş durumda. Bu gelişmeyle birlikte de kredi mevduat makasında ciddi geri çekilmeler görüyoruz. Mavi çizgide görülen ticari kredi ile mevduat makası arasındaki fark %15'lere yaklaşmış durumda. Tüketici kredilerinde de 5,5'a üzerine çıkmış durumda. Burada da faiz oranlarında geri çekilme görürsek bu tarafta da makasın arttığını göreceğiz. Bu ne demek? Banka mevduat toplar, kredi verir. Bu aradaki makas da artıysa bankalara kar yazar. Ama eksi ise ana faaliyetlerinden zarar demektir. Şu anda baktığımızda Türkiye'deki bankaların faaliyetlerinde kar olduğunu görüyoruz. Net kar, yani dip toplamda net kar olduğunu, pozitif yönde olduğunu görüyoruz. Ancak bu kredi mevduat makasından tam olarak kaynaklanmıyor. Evet. TÜFE endeksi tahvillerin ciddi getirisi var. Komisyon gelirlerinden ciddi gelirler var. Bu taraftan destekleniyor diyebiliriz. Şimdi bu arada bir son dakika bilgisi de vardı, onu da hemen aktaralım izleyicilerimize. HSBC Silicon Valley Bank'in İngiltere varlıklarını satın almak için anlaşmaya yakın diyor Sky News'un geçmiş olduğu son dakika. Biz de ekranlarımıza taşıdık, sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi cari açık rakamlarını bugün takip ediyoruz saat 10 itibariyle dedik. Oradan hemen ilk yansıyan son dakikaları da vermeye çalışalım sizlere. Cari açığın Ocak ayında 9,85 milyar dolar olduğuna ilişkin son dakika
dakika ekranımıza yansıdı. Yine orada hatırlatalım, bir önceki ayın gerçekleşmesi 5,91 milyar dolardı ve bu ayla ilgili terminale döndüğümüzde 10,1 milyar dolarlık bir Ocak ayına ilişkin cari açık beklentisi vardı. Dolayısıyla beklentiye yakın ama bir miktar altında gerçekleşen bir cari açık verisiyle karşı karşıyayız diyebiliriz. Bir miktar sizlere tabii detay da vermeye çalışacağız. Orada da hemen bülteni açtığımda karşıma gelen detaylardan sizinle paylaşayım. Ocak ayında cari işlemler hesabı 9 milyar 849 milyon dolarlık açık kaydetti. Altın ve hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 602 milyon dolarlık bir fazla ile karşımızda. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 12 milyar 431 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 164 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti ve seyahat kaleminden kaynaklanan net girişlere baktığımızda 2 milyar 454 milyon dolar seviyesini okumaktayız. Finans hesabına geçtiğimizde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 223 milyon dolar oldu. Net portföy yatırımlarında 490 milyon dolarlık bir net giriş yaşandığını görüyoruz. Alt kalemlere baktığımızda yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 486 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 22 milyon dolarlık net alış yaptığı görülmekte. Yurt dışında tahvil ihraçları ile ilgili olarak genel hükümet 2 milyar 750 milyon dolarlık net kullanım, bankalar ve diğer sektörlerde sırasıyla 690 milyon dolar ve 469 milyon dolarlık net geri ödeme yaptılar bu dönem içerisinde. Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerde efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar doların hemen üzerinde bir net artış gerçekleştirmiş. Aynı zamanda yurt içindeki yurt dışı bankaların yurt içi mevduatları yabancı para cinsinden 2 milyon dolarlık bir net azalış, TL cinsinden de 1.6 yine milyon dolarlık bir net artış olmak üzere bir gerçekleşmeyle karşımızda. Resmi rezervlere de bakınca bu ay 9 milyar 341 milyon dolarlık bir net azalış görülüyor. Rakamları yanlış görmediysem. Ve dönelim buradan Profesör Doktor Necip Çakır'a. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve hemen soralım. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı da bu arada Ocak ayında 12,4 milyar dolar oldu şeklinde bir son dakika var ekranımızda. Ocak'ta cari açık 9,85 milyar dolar oldu hocam. Hem Ocak verisi için hem de Şubat'tan sonra da deprem bölgesinin de ihracata etkileri açısından nasıl bir beklenti içinde olmalıyız, onu sorayım hocam size. Yani beklendiği gibi cari açıkta bir artış var. Zaten artış trendi sürüyor oldukça uzun zamandır. Yani yıllık olarak da işte 3 milyar dolarlık bir artış olmuş. 51.7'ye çıkmış 48.7'den. Aylık bazda da işte 9.85'lik bir şey var. Rakam var karşımızda. Bu da 5.9 milyar dolardan bu seviyeye çıktı. Yani bu aslında beklenmeyen bir şey değil. Bir de başka bir şey daha var tabii. Bir faktör daha var işte. Şubat'tan bahsettiniz. Artık seçim sürecine girdik ve Türkiye'de seçim sürecinde her zaman cari açıkta ciddi bir artış olur. Yani bu önümüzdeki aylarda bu artışın daha da devam edeceğini bekleyebiliriz. Artık bundan sonra işte seçim sonrasında izlenecek politikalara kaldı işimiz. Bir başka şey daha var tabii burada. O veriyi göremedim. Verileri ayrıntısı inceleyemedim ama yani ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen ay itibariyle bu %60'a gerilemişti. Bu daha da düşmüş olması lazım. Çünkü dış ticaret açığında da işte 12.4'lük bir artış var. 12.4 milyarlık bir artış var. Dolayısıyla bu karşılama oranının düşmesi de başka bir riski daha barındırıyor içinde. Çünkü Türkiye'de geleneksel olarak %65 civarındadır bu. Ve bu oranın altına indiğinde kurun yükselmesi yönünde bir baskı da oluşur. Bu da işte yani kuru tutmak için arka kapıdan satışın biraz daha hızlanması anlamına gelecek. Ki rezervlerde de işte bir azalma var. Dolayısıyla veriler hiç parlak değil. Ve işte 2021'de biz de fazla vermiştik. Ondan beri işte giderek artan bir cari açığımız var. Önümüzdeki aylarda bu cari açığın daha da büyümesini, en azından seçim sonrasına kadar daha da büyümesini beklemek şaşırtıcı olmaz. Dediğim gibi burada depremin de etkisi olacak. Bu cari açığı büyütücü, seçimin de etkisi olacak. Ve yani işte ne bileyim geleneksel olarak bakıldığı zaman da zaten AKP hükümetleri zamanında cari açık toplam olarak 630-640 milyar doları buldu. Bu trendi biraz daha devam etmesi kaçınılmaz gibi gözüküyor.
Profesör Doktor Necip Çakır, Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi hocam, çok teşekkür ederiz. Bu arada net hata noksan da açıklandı. Net hata noksan kalemi çıkışı Ocak'ta 119 milyon dolar. TÜİK'ten de rakamlar var. Ciro endeksleri tarafında Ocak ayında toplam ciroda yıllık %94'lük bir artış, perakende satış hacminde ise yıllık %33,9'luk bir yükseliş takip ediyoruz diyelim. Son bir dakikada da senin notlarında noktalayalım programı istersen. Gelen bilançolardan çok kısa notlar aktarayım ben de. Ülker bilançosu gelmişti. Son çeyrekte piyasa beklentisi 491 milyon TL'ydi. 983 milyon TL olarak açıklanmış. Yapı Kredi Yatırım'da piyasa tepkisinin Ülker tarafında olumlu olabileceğini söylemiş. Böylece piyasa masasını bugünlük noktalıyoruz. Yarın sabah tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.